Şimdi menajerim oradan gülüyor. Bir de Alem Dergisi için cevaplıyorum. Robert De Niro. Ben teşekkür ediyorum. Hırslı, güçlü, vicdanlı, hassas, zengin bir de. Aşırı zengin iki kelime. Bobby. Tiyatro oyununda canlandırdım, yan oyununda. Çocukluğu çok benziyor benimle. O 15 yaşında bir çocuğu canlandırıyordum. Yaramazlığı olsun, hiperaktivitesi olsun, dikkat dağınıklığı olsun. Onun mesela tikleri vardı, benim de tiklerim vardı çocukken. Yani aslında bütün rollere girişte zorlanıyorsun. Hani hiçbiri kolay değil ama girdikten sonra artık hiçbirinde zorlanmıyorum açıkçası. Hatta bir sürü özel durumlu karakter oynadım ama beni en çok zorlayan İskender oldu. Çünkü yaptıklarını onaylamıyordu. Yaptığı şeylerin, aldığı aksiyonları, neden yaptığını biraz düşünüp üstüne anlayınca, geçmişini öğrenince o karakterin, o zaman biraz daha empati duyabiliyorsun. O zaman da oynayabiliyorsun. Yok. Yani replik aklımda tutamıyorum. Monolog var bende genelde. Onu da şimdi başka zaman. Şimdi menajerim oradan gülüyor. Çünkü ben her gün sınırlarımı zorluyorum. Yani kendi hayatımda olsun, sahnede olsun, kamera karşısında olsun. Yani her gün sınırlarımı zorlayarak geçiyorum. Bu soruyu yaklaşık 100 kere cevapladım. Bir de Alem Dergisi için cevaplıyorum. 8 yaşındayken Küçük Karabalığı oynadım ilk tiyatroda. Robert De Niro. Before üçlemesi olabilir. Senaryo ve işleniş bakımından. Ama hani böyle illa Hollywood tarzı bir şey istiyorsanız Marvel dünyası, Marvel sinema dünyası diyebilirim. Netflix. Yani çok fazla atıştırmalık tüketen bir insan değilim. Hani o yüzden bu soruya da bir cevabım yok açıkçası. Otostopçunun galaksi rehberi Arthur Dent. Nolan. Yani yapmam ama hani illa böyle kafama silah dayayıp yap yoksa öldüreceğiz deseniz herhalde Star Wars derim ya, Star Wars. Babalar ve Oğullar Turgenev. Bu sorunun cevabını verdim galiba, Marvel. Renkli ama analog kamerayla çekilmiş olan. Frida Kahlo'nun bir sözü tuhaflık üzerine. Şöyle der: ben genellikle kendimi dünyanın en tuhaf insanı zannederdim. Ama sonra düşündüm, dünyada o kadar çok insan var ki benim kadar tuhaf olan ve benimle aynı derecede arızalı olabilecek. Onu düşündüm, onu hayal et ve onun da beni hayal ettiğini düşündüm. Eğer sen oradaysan bunu okuduğunu umut ediyorum ve şunu bilmelisin: İşte ben de buradayım ve en az senin kadar tuhafım. Yani şu an pandemi döneminde muhtemelen şey derim, hani korona değilsin değil mi, hani sarılacağım çünkü falan derim. Ama hani pandemi dünyasında olmadığımızı varsayarsak herhalde beni bir monolog üzerinden çalıştırır mısın diye sorardım. Ben teşekkür ediyorum.